Nasılsınız? İyiyim. Alıştın mı artık evimize? Evet, alıştım. Daha önceki konuklarımızın söylediğinden yola çıkacağım ama... sadece bu alandan ibaret de değil ev. Odalara girdiğinde, koridorlarda yürüdüğünde... hissin tanıdık mı artık? Hani evin artık gibi. Artık tanıdık, evim gibi. Zaten buradaki herkes aileden biri gibi oldu. Herkes çok samimi. Dışarıda da başka bir tanıdıklık gördüm sende. Haberim var sabahtan biraz. Kalabalıklarda sen yürürken, dolaşırken... Evet, o başın birazcık daha dikilmesi. Şapkadan, kasketten, gözlükten biraz uzaklaşıp yürümen... Hep birlikte de izliyoruz izleyicilerimizle. Gerçekten çok yeni bir başlangıcın ilk adımı gibi aslında. Olayın yaşandığı dönemde çok kalabalıklar vardı etrafında. Tedavi sürecinle ilgili çok fazla şey konuşuldu. Bana anlatır mısın o süreci? Gerçekten hastaneden çıkıp eve geldiğin... Ve sonrasında da ameliyatlar için çok fazla araştırmaya girdiğim bir dönem var. Neler oldu orada? Evet. Birçok doktor araştırmasına girdik. Önce İskenderun'dakine gittik. Sonra İstanbul'dakine geldik. Çok yüksek bir miktar söylendi. Ondan dolayı bir hayal kırıklığı başladı bende. Annem şey dedi, evimizi satarız dedi. Sen, bir evimiz var zaten. Yani eşyaları satarız, gerekirse ne yaparsak artık yapalım dedim. Yani evde o ameliyat masraflarını karşılayacak kadar değildi satsak bile. Beni gerçekten tekrardan ayağa kaldıracağını düşündüm. Öyle bir süreç başladı. Ardından zaten Bodrum'a gittim. Bu süreçler tabii ki de kolay olmadı. Şey vardı o zamanlar, kampanya falan vardı. Annem kampanya için çok uğraştı. Ben o zaman hastanedeydim. Bir türlü kampanya başlatılmamıştı. Ardından kampanyaya gerek kalmadan her şey halloldu. Nasıl? Şöyle, Sağlık Bakanlığı'ndan yani kampanyaya gerek kalınmadığını, onlar tarafından yapılacağını, karşılanacağını söylediler. Yani o anki mutluluğum, hele annemin mutluluğunu görseniz, kadın havalara uçacaktı böyle. Bodrum'a gitmek için avukatım, İskenderun Kadın Platformu, hepimiz otogarda beni yolculamaya getirdiler. Birçok şey yaptılar ve hala yapmaya devam ediyorlar. Destekleyen herkese buradan da binlerce kez teşekkür edelim. Genç bir kadını destekleyen. Yani birçok kadın, birçok Türkiye'deki yani hemen hemen herkes benim arkamdaydı. Hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten beni kızları yerine, kardeşleri yerine koydukları için çok minnettarım. Berfin, bir gün gazete haberlerinde bir haber çıktı. Bunu yapan kişi cezaevinde. Bunu yapan kişinin ailesinin evine gittiğin, oraya taşındığın, onlarla birlikte yaşamaya başladığın yönünde. Bu olay yaşandı, sen tedavi sürecindesin. Canının çok yandığını biliyorum o dönemde de ama oraya gitme kararını, evet, hani birçok insan sorguladı. En doğru sen anlatırsın. Bu acıyla, bu acıya rağmen ne oldu da gittin o ailenin yanına? Yani intikam alacağım dedim ondan. Cesaretimi toplayıp aynısını yapmayı düşünüyordum aslında. Çünkü o zamanlarda o kadar kötüydüm ki. Aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim. İnsanlar bana bakınca acıyarak bakıyor, çocuklar benden kaçıyor. Öyle bir sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm. Çırpınıyorum orada. Yani elimi tutan yok gibiydi. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle söz konusu değil. Çünkü annemin acısı, ben o kadının gözyaşlarını unutamıyorum. Yani onun üzülmesi demek benim kahrolmam demek. Ben zaten kahrolmuştum. Yani benim kaybedecek hiçbir şeyim yoktu o zaman. Bu arada burada seninle beraber şunu da söylemeliyiz. Yaşamadığımız hayatları yargılayamayız. Yaşamadığımız hayatları bilemeyiz de hiçbirimiz. Berfin o anki duygu durumuyla beraber bir intikam anlıyorum ki. Hevesiyle, isteğiyle de birlikte. Çünkü ne yaşadığın, çektiğin acı, bu bir öfkeye dönüşebilir gerçekten de. Hem iyi ki yapmamışsın bu arada aynısını yapmak.
Hem de aslında yüzleşmelerini sağlamak belki de ne yaşadığını istemişsin. Peki şimdiki Berfin'e sorsam, tabii ki hayat geri gelmiyor. Bunu sadece şimdiki zamanda soruyorum. Bu yaptığın şeyi şimdi olsa yapar mıydın? Asla. Eğer şöyle bir düşüncem olsaydı, ilk önce danışacağım insanlara danışırdım. Çünkü ben hiç kimseye danışmadım. Düşündüm ve yaptım. Buydu. Çünkü anlatamıyordum, konuşamıyordum. Ne düşünürler der diyordum. Yani o an öyleydi. Şimdi olsa hani anlatırdım, bir yolunu bulurduk. Ben böyle düşünüyorum, ne yapmam gerekiyor diye. İnsanlar da beni eminim ki beni yönlendirecekti. Bir şey daha ekleyelim bu noktaya. Ağır travmatik olaylardan sonra, büyük şiddet olaylarından sonra, kazalardan sonra, kayıplardan sonra bazen ya da kendi içimizdeki duygusal kayıplardan sonra verdiğimiz kararlarda bazen duygularımız karmakarışık olabiliyor. Evet. Bazen sağlıklı kararları böyle zamanlarda veremeyebiliyoruz. Bir yasın orta yerinde, bir kazadan hemen sonra ya da umarım kimsenin başına gelmemiştir ama ağır bir şiddete maruz kaldıktan sonra, belki ölümden döndükten sonra verdiğiniz kararlarla şu an koltuğunuzda otururken durumu yargılamanız, değerlendirmeniz, verdiğiniz kararlar aynı olamaz. O yüzden de bir genç kızı onun da hataydı dediği bir şey yüzünden yargılamamayı da öğrenmemiz lazım aslında. Onun bir sebebi vardı, sağlıklıydı, sağlıksızdı. İyi ki yapmamışsın. İntikamdı, kendini göstermekti, yüzleştirmekti, her neyse. Ama günün sonunda zaten büyümek de böyle bir şey. Bugün geldiğinde, demin arada da konuştuk ya, ya ne yapmışım ben diyebileceğim bir şeye dönüşüyor galiba. Yine anlatmak istediğin kadarını anlat lütfen. Ne kadar kaldın o evde? Evet, ne kadar kaldım? 4 ay gibi bir süreçti. Ne yaşadın? Nasıl doğdu onu? Şöyle ben aslında gözlemledim de biliyor musunuz? Hı-hı. Yani hayat, yaşadıkları hayat böyle sonra kendime haksızlık ettiğimi düşündüm. Yani intikam almaya bile değmeyecek insanlar. Sadece Allah'a havale ettim. Ve annemle konuştum. Anneciğim dedim böyle böyle çok özür dilerim. Bir hata yaptım. Düşünmeden hareket ettim. Annem zaten en baştan beri kızım bak yanlış düşünüyorsun. Bak anlatmadığın şeyler var bize. Toparlayamıyorsun, iyi değilsin diye birçok kez gel demişti. Ben de mantıklı düşünerek kendime haksızlık etmemek adına tekrardan sizinle birlikteyim. Zeynep abla, güzel anneciğin o dönemde aslında sabırla seni geri çağırmaya evet, devam etti. Evet, sabırla. Hiç yani iyi olmadığımı biliyor, yanlış karar verdiğimi biliyor. Sabırla bekledi. Zaten yani şöyle bir şey. Ya ben de düşündüğüm zaman hani açıkçası hiç acımam biliyor musunuz Gökhan Bey? Çünkü bana acımamış, sevdiğini iddia etmiş, seviyorum demiş. İnanın bana hani yapmam ama şu an karşımda yapın deseniz hiç acımam. Çünkü benim bağır sesimi de duymuştur o. Çünkü çok bağırdım. O koşarken ben çığlıklar içerisindeydim. Yani ben hiç acımam diye düşünüyorum. Ve onun için bu yaşadığım şehirden gitmek istiyorum. Uzaklaşmak istiyorum. Berfin, uzaklaşma isteğini konuşalım bugün. Ama sen onunla ailesinin evinde olduğun dönemde cezaevinden hiç konuştunuz mu? Telefonla konuştuk, evet. Aha. Peki bu olayla ilgili ya da seninle ilgili? Hayır. Şöyle, bu olayla ilgili konuşmadık. Çünkü dinleniyordu telefonlar. Bir de ben olarak konuşmuyordum. Teyzesi olarak konuşuyordum. Yani izin vermiyorlardı konuşmamıza. Son böyle gitmeme, yani eve gelmeme bir hafta, iki hafta önce falan ben olarak konuştum, öyle izin vermişler. Normal bir şekilde böyle hani arkadaşınla nasıl konuşursun, nasılsın, iyi misin, yani ne yapıyorsun falan böyleydi. Ama dinlendiği için en ufak bir şeyde
kapatılıyor ve bir şey de söyleyemiyorsun. Açıkçası ben nasıl istemiştim biliyor musunuz Gökhan Bey? Yani benim içimdeki şey hani içimi dökmek istedim. Gerçekten içimi böyle haykıra haykıra dökmek istedim ama planladığım gibi olmadı. Ne demek istedin mesela? Yani inanın bana öyle bir doldum ki. Yani ağzıma o an küfürler böyle yani içimden ne geliyorsa onu söylemek isterdim. Neden yaptın bunu bana derdim. Neden? Yani gerçekten bir insan evladına yapılmayacak bir şey bu. Bu canilik ve vicdansızlık. Ben karıncayı bile yani incitmezken ya bilmiyorum ya gerçekten hani ben hep rüya olsun istedim biliyor musunuz? Hep rüya olsun istedim. Annemin de dediği gibi bazen hala bile Allah'ım keşke uykudan uyansam da rüya olsa da diyorum. Biliyorum Berfin. Konuşuyoruz, çalışıyoruz. Evet bu gerçeklik. Bu gerçekliğin olduğunu da kabul etmemiz lazım. Bu yaşandı. Bana söylemek, bir diğerine söylemek kolay. Bunun yaşanmasının ne demek olduğunu bilen sensin zaten. Evet. Ama diğer taraftan da evet hani yasları da böyle kabul ederiz ya hayatımızda. Ayrılıkları kabul sürecinde de. Önce rüya olsun isteriz. Sonra bir ayağa kalkarız o kabustan hazır olunca. Evet. Sonra belki öfkeleniriz, sinirleniriz ama yolumuza devam etmek için adımlar atmaya başlarız. Ama bu kolay ya da böyle söylediğim gibi bir çırpıda bir süreç değildir. Ben anlıyorum ki sen orada onunla konuşurken de, yanlışsam söyle lütfen, hani oralarda sabırla bekleyip sonra ona hem kendini göstererek evet. intikam almak hem de aslında intikam almak için de bekledin evet. bir taraftan. Öfken kabulümüz, senin de kabulün olsun. Öfke Aha. kıymetli bir duygudur evet. ama canını daha fazla yakacak bir şey yapmamışsın iyi ki. İyi ki. Ama o öfkeye sahip çıkmak ama en uygun şekilde ifade etmek önemli ya. Bu arada hani burada belki hepimizin kafasında da yargı mekanizmaları çalışmaya başladığı için söylüyorum. İnsana öfkesi gerekli. Berfin'in öfkesi de Berfin'e gerekli. Ne kadar kırılgan oldum diyor. Kimseyi kırmamak isteye ama biraz normalleştirilmişsin o dönem. Tabir yerindeyse. Belki görüştüğün insanlar, belki aile, belki onunla konuşmak. Hani amaç ne olursa olsun Berfin bu kadar sıradanlaşmamalı. Şiddet gördüğümüz evet. birine bu kadar duyarsız havadan sudan bugün nasılsın iyi misin diyebilmek. Evet. Sana söylüyorum ama herkese söylüyorum. Hani bir tokatı, bir yumruğu, bir tekmeyi, bir iteklenmeyi, bir ne bileyim işte hakikaten saçından tutup çekilmeyi. Bunu yaşayan insanlar kendi canlarının nasıl yandığını hissedip bu öfkeyi de bir sahiplenmeli ki sınır koyabilsin karşı tarafa. Evet. Ki sendeki durumda da aynı şekilde o sınır gerekli. Hani gerçekten bugün o evden çıkıp o ailenin evine giden Berfin'le burada karşılaşsan ya da bir yolda karşılaşsan onu ne diyerek durdururdun? Yani hata yaptığını, yanlış düşündüğünü söylerdim. Yani bu yoldan dönmesi için elimden gelen her şeyi yapardım. Ki zaten o zamanlarda tek arkadaşım bendim. Kendi içimde kendi arkadaşımdım. Gerçekten internetten araştırmalar yaptım psikolojiyle ilgili. Benim durumumda olanlar neler yapıyor, yani nasıl davranıyor. Ben gerçekten o zaman kendi kendimi iyileştirmeye çalıştım. Hani intikam alma duygusuyla gitmişim ve aynısını ona yapma isteği var içimde. Ama bir yandan da araştırıyorum, okuyorum, bir şeylere bakıyorum, yapmam gerektiğini düşünüyorum ama bir yandan da yapmam gerektiğini düşünüyorum. Öyle olunca en mantıklı kararı verdim diye düşünüyorum. Yani intikam almaktan vazgeçtim ve onu gerçekten Allah'a havale ettim. Onu asla affetmeyeceğim. Asla. Peki, duygu senin duygun. Hı hı. Ne yaşadığını da biliyorsun.
Umuduna da sahip çık hayatla ilgili. Bazen kaçıyor çünkü görüyorum. Bazen çok sıkı tutuyorsun, bazen bırakıyorsun. Evet, hep umutta kalamayız ama geldiğinde sahip çık, öfkene de sahip çık bence. Bugüne geldiğimizde artık İskenderun'da bir dünyam var. Ailenle birliktesin. Bir süreçten geçiyorsun. Tedavi için bekliyorsun yeni operasyonları da. Psikolojik kısımda artık bir dirsek temasımız var seninle. Berfin, ne iyi geliyor sana? Ne yapmak iyi geliyor? Müzik dinlemek, yemek yapmak, spor yapmak, yürümek. Yürümeyi çok seviyorum. Takıyorum kulaklığımı. Yol boyunca yürüyorum. Yani öyle sonsuza yürümek istiyorum. O derece çok seviyorum. Zaten yemek yapmak benim için bir aşk oldu diyebilirim. Tek motive, kendi motive ettiğim şeylerden bir tanesi. Yemek yapma isteğini anlatırken böyle gerçekten samimiyetle candan gözünün içi gülen bir konuğum evet. Gelmiş yanıma. O zaman bunu yapalım. Tabii ki de, tamam. Şimdi mutfağa geçeceğiz beraber. Birlikte bir Berfin'in şu dillere destan kuru fasulyesini yiyelim. Tamam. Olur mu? Hadi olur, gel. Hadi. Berfin, ben böyle bir şey görmedim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben böyle bir şey görmediğimi iki anlamda söylüyorum. Evet. Bir, ben böyle bir koku duymadım. Bütün set ekibi yemek falan yemedik, seni bekliyoruz. Evet. Ben gırtlağına düşkün biriyim ama bu işin bilir kişisi ben değilim. Keşke bu işin bilir kişisi olan biri de tatsa da, keşke. O da değerlendirse evet. Değil mi? Baksak yani onunla beraber. Ama ben her şeyi beğenmem. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Mehmet Şef'in sesi geldi. Allah'ım ne oluyor dedim ya. Sonra bir baktım, elim ayağım titredi zaten o anda. Çok sürpriz oldu benim için, çok heyecanlandım. Mehmet Şef'im hoş geldiniz. Ekon hocam nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Titriyor bu arada. Evet, görüyorum. Neler yaptın bakayım hocam, şöyle. Kuru fasulye yaptım, pilav yaptım. Berfin beğenmezsem. Hemen. Dur, hem kaşığı da ver bakalım. Buyurun. Berfin. Efendim hocam. Kokusuna bakayım önce, evet, yani önce kokudan başlayalım. Beğenmezsem ne olacak? Olacak bir şey yok. Size kalmış artık. Gökhan hocam kaşığı vereyim şöyle. Tamam. Bence şeyden başlayalım. Şimdi bizde ustalık pilavda belli olur. Yani evet. Şimdi seni şu anda MasterChef'te hayal ediyorum. Bakalım geçecek misin, geçmeyecek. Kurudan başlayalım. Önce ben hocama vereyim. Valla fasulye güzel pişmiş gibi duruyor. Evet hocam. Kokusu da güzel. Hı hı. Ama iş pilavda. Hı hı. Şimdi bunu her türlü zaten düdüklüde mi pişirdin? Evet hocam. Ne eti var? Dana. Hazır. Gökhan Hoca beğendi zaten. Ben çok açım şefim. O yüzden şu anda sizin ne diyeceğinizi bekliyorum. Güzelmiş. Kuruyu beğendim. Evet. Yani aslında kıvamı falan da muhteşem. Vallahi. Pilavda biraz soru işareti var evet, mı? Evet, var. Neden kesinlikle dolayı var hocam? Fazla yapmaya kalkıştığım için olmadı. Sana kurban olurum ya, gel bakalım hocam şimdi. Bakalım. Ya bu şöyle bir şey de oluyor. Bazen pilavlar yanlış geliyor, yani pirinç yanlış geliyor. Şimdi bence burada herhalde bir... Hocam bir pirinci iyi almamışlar gibi. Bakalım ben pirinçte mi suç sende mi? Vallahi söyleyeceğim ama. Gerçekten hocam söyleyeyim. Evet evet. Bir bakalım. Pirinç yanlış. Yanlış olabilir pirinç. Hocam. Evet. Pirinç. Gerçekten ben biliyorum zaten olmadığını da. Yok yok bu sende değil. Evet. Pilavın tadında, tuzunda, yağında bir sorun yok. Evet. Ama biraz şeyinde var. Bazı pirinçler çok ıslanmamış lazım evet. Değil mi Berfin? Evet hocam. Seviyor musun yemek evet, yapmayı? Evet seviyorum. Vallahi mi? Gerçekten seviyorum hocam. Aşçılığı seviyor musun? Seviyorum. Berfinciğimiz. Şimdi biraz heyecanlı da ama ilk buraya geldiği günden beri aslında hep mutfaktan bahsediyor. Yani konuşacağız biraz. Şiddetle karartılmış günlerinin umut ışığı hep mutfak onun için. Tamam. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Sana iki tane sürprizim var buraya gelmişken. Tamam hocam. Hocam birinci sürprizim eğer Berfin hem turizm otelcilik okumuş. Benim biliyorsun aşçılık okulum var. Evet. Sizin... ve ailenin uygun gördüğü bir zamanda Berfin'e ben orada eğitim vermek isterim. Şahanesiniz. Teşekkür ederim. İster misin böyle? İsterim tabii ki. Çok isterim.
Eğer bu işi istiyorsan bizim 2 aylık bir şeyimiz var. Ne dersin? Çok isterim hocam. Çok isterim. Çok, 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 çok. Yani şu an tarif edemiyorum zaten. Çok isterim gerçekten. Yani sizinle şu an bir arada olmak şaka gibi bir şey. Bak sana bir sürprizim var. Alabilir miyim? Oh. Sana. Evet. Öncelikle benim kendi imzamla olan evet. bir aşçı önüne getirdim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Gel bakalım önce bunu giydirelim. Evet, giyelim hemen. Bakalım. Nasıl, mutlu musun? Çok mutluyum. Hiç belli olmuyor. Çok mutluyum hocam, nasıl belli olmuyor? Ağlayacağım şimdi mutluluktan. İlk defa böyle bir şey oldu. Çok mutluyum, çok. Çok yakıştı bu arada. Beğendiniz mi hocam? Güzel olmadı mı? Bak ben var ya, bu ustalardan el almak, önlük giymek çok değerlidir biliyorsun evet. değil mi? Evet. Ve bu ne? Önlük. Bu önlüğü almak için millet neler yapıyor biliyor musun? Evet hocam, biliyorum. Neler yaptığını biliyor musun? Evet. Bakalım ne çıkacak? Bakalım. 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 Hadi. Hocam bakalım artık hadi. Bakalım mı? Evet. Görmek istemiyor musun? Görmek istiyorum. Ya millet almak için neler yapıyor bunu? Tamam, hadi bakalım. Ben de başaracağım inşallah. Evet, hocam ya. Şaka gibi ya. Bak sen bir tane de MasterChef önlüğü getirdin. Evet. Mehmet Şef hem MasterChef önlüğünü hem de imzalı önlüğünü verdi bana. Hatta şöyle bir şey söyledi. Bu önlük için herkes birbiriyle yarışıyor diye. Ben de bu önlüğe layık bir şef adayı olacağım. Bu adımları tek 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 aşacağım. Berfin gastronomi sektörüne hoş geldin. Hoş bulduk. Artık en sevdiğin işi yapacaksın. Evet. Zaten yani hayalimdi diyebilirim. Hayalimi gerçekleştirdiniz şu anda. Yani dünyaları önüme serdiniz diyebilirim. Çok mutlu oldum. Mehmet Şef'im, bu arada ikiniz bir aradayken düğümlendim. Bunlar güzel duygular. Bunu hissetmek çok başka bir şey. Yaptığımız şeyin de bu arada bir karşılığının olduğunu bilmek. Berfin sana şunu söyleyeceğim. Mehmet Şef'i biz aradık. Evet. Senin hayranlığını biliyoruz. Yemeğe de ona da. Evet. Bir telefonla hemen dedi. Ve Mehmet Şef ilk andan itibaren senin için ne yapabilirime bakmaya başladı. Çok kocaman bir kalbiniz varmış. Evet. Çok teşekkür ederim. Bunu bilmek bana umut veriyor çünkü dünya kirlenirken güzel kalplere, vicdanlara ihtiyacımız var hepimizin. Hocam benim de 19 yaşında bir kızım var. Sosyal medyada çok görüyoruz. Artık sizin bu yaptığınız harika iş, bu harika işe bizim bir adım atmamız, bir vesile olmamız bizim için gurur. Çünkü benim de evlatlarım var, benim de kızım var. Berfin bence çok iyi duruyor. Eğer Berfin'e bu düzelmesinde gastronomi destek olacaksa biz Berfin'in sonuna kadar arkasındayız. Gerek MasterChef programı olarak, gerekse ben kendi aşçılık okulumda Berfin'e zaten eğitim vermeye hazırım. Ama sizin vesilenizle şunu söylemek istiyorum. Artık sosyal medyadan verdiğimiz günlük tepkiler yetmiyor. Yetmiyor. Sosyal medyada günlük verdiğimiz feryatlar değil, artık çözümler. Onun dışında aklıma bir şey gelmiyor. Berfin bu noktada sen ne zaman hazır olursan bizim psikolog ekibimiz kurulumuzda konuşalım. Ailenin desteğini de alalım İstanbul'a gelişinizle ilgili ama bu açık söyleyeceğim. Büyük vicdanlı, koca kalpli adamın da bu el uzatmasını, o eli sıkı tutalım bence. Sana iyi geleceğini düşünüyorum. Gel. Ben seni böyle ellerini tutayım. Ellerin dert görmesin sizin artık. De hocam. Her şey sizin yolunda de. Olacak inşallah. İnşallah. Ve seni çok güzel yemekler yaparken, i̇nşallah. Çok iyi yerlerde çok yemek yaparken ederim. Göreceğiz. Oldu çok mu? Teşekkür ederim. Kurban olurum sana. Gel, oy. Çok teşekkür ederim şefim. Sağ olun. İyi canım ki varsınız. Sana. İyi ki varsınız. Çok sert görünüyor ekran karşısında. Ama gerçekten kalbi, kendisi... Sıcaklığı, bana sarılışı, elimin tutuşu çok güzeldi. Çok samimiydi. Ama sen başaracaksın. İnşallah, başaracağım hocam. Yemek yapacaksın. Evet, yapacağım. Değil mi? Evet. Şöyle yemek yapacağım. Yemek yapacağım ve başaracağım. Güçlü olacağım. Güçlü olacağım. Herkese inat bunu yapacağım. Herkese inat bunu yapacağım. Görüşmek üzere. Ben kaçtım.
Tamam. Şefim, ev sizin. Hocam çok teşekkür ederim. Paylaş benimle evinde hep sürprizlerin olacağını söylemiştik size. Bu evdeki yol arkadaşlarımızın, ev arkadaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için bu yolculuğu devam ettiriyoruz ve aslında bunları birlikte paylaşmayı da çok seviyoruz. Kocaman kalbiyle Şef Mehmet Yalçınkaya bugün Paylaş Benimle evindeydi ve Berfin'e bir sürpriz yaptı. Özel bir eğitimden geçecek Berfin. Hem de emin ellerde olacak. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gastronomi eğitiminde Berfin'in hayalleri de gerçek olmaya başlayacak. Böyle biraz da bekliyorum kendine gel diye. Çünkü gerçekten heyecanın en güzel hallerini gördüm sende. Özellikle Mehmet Şef'e sarılırken ve güzel haberleri alırken. Ama sen söyle bana, nasıl hissediyorsun şu anda? Şu an çok mutluyum ve çok heyecanlıyım hala. Hani etkisindeyim hala diyebilirim. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Çok güzel bir armağanı oldu sana. Senin var olma yerin, sahnen diyorum ya, mutfak. O da mutfakla ilgili bir yol açmak istedi sana aslında. Evet. Çok tabii ki muhteşem bir eğitim veriyor. Yani Mehmet Şef veriyor zaten, az buz bir şey değil. Bu 2 aylık gastronomi eğitimine sen ne zaman hazır olursan o zaman gidebilirsin. Diğer taraftan bir sürprizimiz daha var sana. O ne acaba? Şöyle, yine mutfakla ilgili. Çünkü biz bütün ekip sana bakıyoruz. Danışman psikolog kurulumuz da aynı şekilde. Gülümsemeler mutfakta çıkıyor. Mutfakla ilgili konuşurken çıkıyor. Biz Mutfak Dostları Derneği Başkanı, Milliyet Gazetesi gastronomi yazarı Zeynep Kakıncı'yı aradık. Dedik ki Berfin İskenderun'da ve varıyor mutfak. Bunun üzerinde yarım kalmış, yani devam etmek istediği bir eğitimi var. Sonra devreye Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş girdi. Teşekkür edelim buradan bu arada. Evet, çok teşekkür ederim. Ve Hatmek'te bir aşçılık kursu var. 8 ay sürüyor. Hı hı. 8 aylık bu kursa gidiyorsun ve bu kurs tamamlandıktan sonra da bir sınava girerek kalfalık belgesi alabiliyorsun. Paylaş Benimle dünyasının bir hediyesi de bu aşçılık kursu sana. Hayır, çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım ve o kadar hiç sürprizlere alışkın değilim. Hiç değilim. Çok mutlu oldum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Tadını çıkartmaya devam etmeni istiyorum. Bizim böyle son günlerimiz, biraz da vedalarımız konuğumuza hep iyi gelelim isteyerek, evet, geçiyor. Çok iyi geldiniz, çok. Sadece ben değil ama. Hepiniz. Evet, burada evet. Kocaman bir ekip var. Kocaman bir aile olduk burada. Seninle konuşmak isteyenler var aralarında. Tabii ki. Gelsin bakalım. Evet, parlayan gözlerle bize bakan Paylaş Benimle evinden temsilcilerimiz diyeyim. Çünkü aslında bütün ekibin sana söyleyeceği şeyler var. Evet. Mesela sevgili Fatma ile başlayabilirim. Fatma ile sizin aralarda sohbetleriniz de oldu. Nasıl hissettirdi Berfin sana? Berfin artık benim en yakın arkadaşım. Bana söz verdi. Hatay'a gittiğimiz zaman o da beni gezdirecek. Birlikte çok güzel yerleri gezeceğiz. Berfin ve annesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben açıkçası kendi annemle olan o bağlarını gördüm. Çok yakın hissettim. Hem annesini hem kendisini o kadar çok sevdim ki. O yüzden iyi ki tanıştım sizinle. Tekrar bekleriz. Bu ev herkese açık olduğu gibi sana da ve annene de açık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Begüm, ne dersin Berfin'le ilgili? Begüm yapımcımız. Evet. Şöyle, ben de anneye değineceğim. Berfin zaten artık bizden biri oldu. Çok şanslı böyle bir annesi olduğu için. Giderken bize emanet ederek gitti. Öyle bir noktaya geldik. Ve Berfin'in yaşadıklarının yanında bu hayata tutunma isteğini ben burada gördüm. Bizim de desteğimizle, özellikle sizin desteğinizle. Daha her, yani çok güzel günler geliyor. Bunu da hep beraber gördük. Yeni hayatına hoş geldin demek istiyorum ben. Hoş bulduk. Bu arada Berfin yan yanayken hep söyleyeceğim. Her biri çok kıymetli benim. Begüm, bütün bu sürprizler ve senin hayatındaki bundan sonraki adımlarla ilgili, Mehmet Şef'le ilgili, işte Hatmek'le ilgili çok emeği ve katkısı var. Çok teşekkür ederim. Beraber de teşekkür ederim. Canım, teşekkür ederim. Bizim Hüseyin abimiz var. Hüseyin abi bu evin her şeyi diyeceğim. Çünkü gece, gündüz burada. Evimiz ona emanet aslında. Hüseyin abi, ne dersin Berfin'le ilgili? Benim de bir kızım var. Ben de bir dedeyim. Bir tane evladım var benim. Gerçekten çok üzülüyorum öyle şeylere. Çünkü ben bir tane evladım, bir kızım var benim. Ben 35 sene evliyim. Benim bir eşim var 35 senedir. Şeker hastası. Bir gün incitmedim eşimi. Çünkü o benim için her şeyim. O benim umutum, ışığım. Mesela benim evladım, bir kızım var.
Bunun için canımı verebilirim. Torunum için canımı verebilirim. Çünkü neden? Onlar benim için bulunmaz bir şeydir yani. Umuttur, ışığımdır. Berfin'i de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun kızım. Ben de bir aşçıyım. Ne zaman evet, istersen kapım evet. sana açık. Çok teşekkür ederim. Her zaman sana destek olurum. Çok teşekkür Özellikle ederim. Özellikle hocama, ekibe, herkese teşekkür ederim. Ben Allah hepinizden razı olsun. Bu eve gelmeden zaten görüşmelere başladınız. Bu evde aralarda el ele yan yana omuz omuza gördüm ben sizi. Bu evden sonra da haberleşmeye devam edeceğinizi Kesinlikle. Biliyorum. Evet. Özellikle bizim meslek tarafında psikolojik tüm geçişlerde neye ihtiyacım varsa yanında olmak istiyoruz. Ona da sorayım. Berfin desem ne dersin? Belki şöyle başlayabilirim Berfin. Annen seni anlatırken bu koltukta Berfin doğduğunda evimize neşe oldu demişti. Ben de aynı şeyi düşündüm bu ev için. Çünkü seni ne zaman görsem kıpır kıpırdın, heyecanlıydın ve yerinde duramıyordun. Bahçede, koridorda, her yerde heyecanını çok hissettirdin bize. Ben şöyle yaşadım. Sanki eve gençlik enerjisi getirdin. O yüzden bunun için sana çok teşekkür ederim ben önce. Teşekkür ederim. İnanç olarak. Ayrıca da bugünkü bu coşkuna tanıklık etmek de bana çok iyi geldi. Umuyorum o hayal ettiğin mutfaklarda hem ekip arkadaşlarınla hem de yemeğini yiyen kişilerle onlara neşe olursun, umut olursun, yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hepinize teşekkür ederim ben de. Bizim birlikte ses çıkartmamız lazım. Evet. Bizim birlikte ses olmamız lazım her dönemde. Sen burada bizimle hikayeni paylaştın ama senin hikayen farklı şekillerde şiddete maruz kalmış birçok kadının, bu ülkenin kadınlarının, genç kızlarının, annelerinin hikayesi aynı zamanda. Evet. Bizim sesimize sen de ses verdiğin için bu evden giderken sana sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de sonsuz teşekkür ederim. Özel bir kalbim var. Bugün özel kalpli başka bir insanla da karşılaştık Mehmet Şef'le de. Evet. O özel kalbinle de güzel insanlarla karşılaş istiyorum her zaman. Ama olur ya, hayattır. Bu evde hayat gibidir. İyi var, kötü var. Hayatta da öyle. Vicdanlı büyüyenler, vicdanlı büyümeyenler var. Ama hani sen orada erkek çocuklarının annelerine seslendin ya. Sonra sen kafanı kaldırıp o sokaklara çıktın ya. Sen burada aslında kendi hikayeni anlatırken başka kadınlara, başka insanlara da el verdin ya. Bu eve bıraktığın şey paha biçilemez Berfin. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Tüm kadınlarımızın yanındayım ve onlara destek vermek için mücadeleye hazırım. Tüm kadın derneklerine buradan seslenmek istiyorum. Onlarla çalışmak, onlarla bir arada olmak, kadınlara güç olmak. Yani destek vermek istiyorum. Her zaman ellerini tutmak ve hiçbir şeyden korkmamaları için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu arada özellikle yüzünün tedavisinde sana eşlik eden ameliyatlar var, daha da olacak. Hocamız Mehmet Mutaf'a da teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Selamları var sana. Aleykümselam. Gitmeden önce de tabii ki bu evde seçtiğin nesne, senin hayatını anlatan nesnen matruşkalardı. Evet. Bu matruşka senin her seferinde acıdan umuda, bazen çok karanlıktan aydınlığa, yeniden ve yeniden doğuşlarını temsil etti. Şöyle vereceğim sana. Tamam. Bu evdeki asıl amaçlarımızdan bir tanesi tüm yaşadıklarımızla beraber bütün olmak ya Berfin. O yüzden de bir bütün haline getirelim bu matruşkaları. Tamam, İlk günden beri dağınıklar. Şöyle sana versem bunları ve sen onları bir bütün yap benim için. Ben izliyorum seni. Evet, artık bir bütün oldular. Evet. Zaman zaman tekrar düşüşler, tekrar kalkışlar, tekrar doğumlar olacaktır ama bu bütünle beraber. Al nesneni de beraber yönelelim. Tamam, hadi. Çok heyecanlı bir şekilde gelmiştim ve çok heyecanlı bir şekilde geri dönüyorum. Çok güzel şeyler olacağını umuyordum zaten ve çok güzel şeyler oldu. Ekibe sonsuz teşekkür ediyorum ve Gökhan Hoca'ya, herkese. Hepinizi çok sevdim. Umarım siz de beni çok sevmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Berfin, yolların, bütün hayatta çıkacağın yollar çok açık olsun. Bu eve bıraktığın imza için, güzel kalbin için, öğreti için teşekkür ederim sana. Çilem dayanışma için ellerin ellerimde demişti bu evden evet. giderken. Elim elinde, elimiz elinde. Tüm aileye sevgilerimizi ilet. Tamam. Çok vedayı uzatmıyorum, yan yanayız çünkü. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben de öyle.
Hep var olun. Seni çok seviyorum. Bütün ekip seni çok sevdik. Yolun açık olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu ülkede kadına şiddetin her türlüsünü durdurmak için biz de bu evden sesimizin çıktığı kadar herkese ses olmak istiyoruz. Berfin bizden önce kendisinin sesi oldu. Giderken tüm şiddet gören kadınların yanında olduğunu o kadar net bir şekilde söyledi ki. Diğerleriyle dayanışmak ve onlara destek olmak belli ki Berfin'e de iyi gelecek. Ortak acılardan geçmiş insanların ortak bir güce ulaşması ve dayanışma içinde olması her zaman umudu arttırır. Çok güzel anılar bıraktı bize Berfin. Onun çocuk ruhundan bu eve kalanlar bizim de zor zamanlarımızda bize destek olacak. Berfin yolun açık olsun. Yeniden buluşacağız. Evimizden Berfin Özek geldi geçti. Hayatımızda da hala, hayatımızda da olacak. Sen de bıraktığı hissi sorayım. Hep bir aradaydınız, paylaşımlarınız oldu. Nasıl bir his bıraktı sende? Berfin eve umut ve gençlik ateşini bırakıp gitti diye düşünüyorum. İyi ki de geldi. Hep konuşuyoruz ya, burada sadece konukların hikayesine odaklanmıyoruz aslında. Flört şiddetinden ya da benzer suçlardan dolayı her yıl 200 bin gencin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalıştığı konulardan bir tanesi flört şiddeti. Dolayısıyla hem ailelere hem eğitim sistemlerine düşen çok sayıda görev ve iş var. 16-30 yaş arasında yakın duygusal ilişkilerde uygulanan şiddet biçimi aslında flört şiddeti. O yüzden belki tavsiyeler verebiliriz tabii izleyenlere. Ki. Herkes de duysun seni, bizi. Bununla ne yapacağız, ne yapmalıyız? Herhalde ailelere şunu söyleyebiliriz. Çocukların romantik ilişkileri olabileceğini, onlara bu izni vermeleri gerektiğini ama yakından izlemeleri gerektiğini, kimlerle arkadaşlık kurduklarını bilmeleri gerektiğini, o arkadaşlık içinde neler olduğunu takip etmeleri gerektiğini belki ailelere duyurmalıyız. Yine Dünya Sağlık Örgütü pozitif ebeveynlik diyor. Yani açık iletişim kurmak, gençlere bu izni vermek ve alan açmak. Aynı zamanda hayır diyebilme becerisini öğretmek. Yani herhangi bir şeye hayır deme cesaretini çocuklara öğretebilmek ve duygu kontrolünü öğretebilmek. Yani öfkeyi yönetebilmeyi öğretebilmek. Çünkü flört şiddetinde öfke giderek artıyor. Belki küçük küçük başlıyor ama dozu giderek artıyor ve ölüme kadar da gidiyor. O yüzden duyguyu yönetebilmek, gençleri bu tarz becerilerle donatabilmek galiba ebeveynlere ve eğitim sistemine düşen görev. Evet, çok net aslında. Çocuklar büyüdüklerinde duygusal olarak hayatlarındaki birine karşı bu romantik ilgiyi hissedebilirler. Hı-hı. Diğer taraftan da bunu durdurmak zaten aslında bir genci baskılamak. Hı-hı. Ama bu hissin normal olduğunu bilmek, diğer taraftan da çocuğun kimle, ne yaptığını, nasıl bir hayatı olduğunu, hayatındaki kişilerin kimler olduğunu, arkadaşlar için de geçerli bu. Görüp takip edebilmek için sürekli iletişimde kalmanın önemine bir vurgu yapıyorsun. Hı hı. Bizi izleyen bütün ebeveynlerin de duyması gereken bir vurgu yapıyorsun. Hı hı hı. Yolumuz uzun, yeni hı hı. konuklar var. Buluşmaya devam edelim. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında bizim paylaş benimle de bu güvenli evde hayatın acısını da umudunu da göstermek, kendi içimizde yaşadığımızı yansıtmak gibi bir amacımız var. Hep söylüyorum, bu bir toplumsal zincir olsun. Çünkü herkes kendi yaşadığı acıyı ya da umudu bilir. Herkesin de hikayesi biriciktir. Ama diğer taraftan hepimizin de birbirimizde ortaklığa ihtiyacı var. Ben seni tanıdığıma gerçekten mutluyum. Acısı kendi içinde saklı olan ama o acıyla beraber kendini bir yerin altına bırakıp orada saklanmayan, o acıyı alıp başka çocukların şifası için uğraşan bir insan, bir kadın, bir anne görüyorum. Ece'yi, Ece'mizi diyeceğim artık. Evet. Tanışıyoruz çünkü bir yerlerden. Evet. Lösemi'den kaybettin. Evet, kızını. Maalesef. Onu kaybettikten sonra yaşadığın bir yas, bir kapanma sürecinin sonrasında ki az bu zaman değil. Sen nasıl dönüştün aslında? Çok kolay olmadı. Ben kendimi, ruhumu kaybımla iyileştirmeyi seçtim. Ve bir anda da baktım ki bu bana da iyi geldi. Çevreden çok tepki aldım ama. Hep böyle kendi acını kanatıyorsun, neden bunu kendine yapıyorsun ama bu bir kırılan bir vazom değil ki yerine yenisini alayım veyahut da o vazayı yok sayayım. Bu benim canım, evladım. Paylaş benimle evine geldin ya, yanıma, karşıma. En çok neden geldin? En çok belki de şöyle bir farkındalık yaratmak için. Biz mesela
çocuğunu kaybeden bir anneye başsağlığı dilemeyi bilmiyoruz. Ona nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Onları, yani bizleri bir şekilde farklı görüyorlar. Sürekli bize böyle bir acınmalı, böyle bir farklı bakmaya çalışıyorlar. Aslında şunu dedim, biz acıyı paylaşmayı bilmiyoruz kaybı olan biriyle. Evet, bilmiyoruz. Zor, gerçekten de zor gelmesini de anlarım ama evladını kaybetmiş bir annenin yanında eller ayaklar bir titriyor, bir insan kendini bırakıyor. Hani bilmiyoruz dedin ya, bilmenin aslında anlamlarından bir tanesi, yollarından bir tanesi beraber susulacaksa birlikte susmak. İşte ben de tam o noktada size söyleyecektim. Bu süreçte galiba böyle annelerin yanında sadece susmak. Sadece susmak. Çünkü söyleyeceğiniz hiçbir şeyi algılamıyorlar ve hiçbir şey önemli değil. Ben kızımın gideceğini hissedip bildim ve vedalaştım. Ece, gitmek istiyorsan serbestsin, annen olarak seni özgür bırakıyorum dedim. Hani bunu söylediğim an belki birçok anne diyecek ki nasıl yapabildin, nasıl böyle bir şey çıktı, ama hayır, ben böyle bir bencil anne olamam. Yani ben çocuğum orada o kadar büyük bir ızdırabın savaşını verirken benim için kal demek, gitmek istiyor. Yani onu hissediyorsunuz. 15 dakika sonra gitti. Çıktım, beni tabii dışarı çıkardılar. Doktorumuzu çok seviyorum, Fatih abimiz kapıdan geldi. Daha onun çıkışında anladım bana vereceği haberi. Ece gitti dedi ve ben o dakika onun omzuna düştüğümü hatırlıyorum. O saniyeden sonrası bende yok. Yani deli gibi bir bağırış var hastanenin içinde. Herkes bir tarafta bağırıyor ama bende hiçbir ses yok. O kadar olumsuz şeyler düşünüyorum ki ve bunlar için aylarca tövbe ettim. Ama bunu durduramıyorsunuz. Yani içinizdeki bu öfkeyi, bu kini ve niye ben, niye benim başımda, niye Ece diye defalarca bunu soruyorsunuz. Ve tam o anda düştüğümde doğumhanenin kapısı buradaydı. Yoğun bakım karşıdaydı. Doğumhanenin önünden bir bebek geçti. Yani bir can orada giderken yeni bir can böyle gözümün önünden hayata merhaba dedi. O an dedim ki hayat... Ece'den bahsederken yüzünün bir tarafında yasın var. Bu yakınlıkta görüyorum. Diğer tarafta dönüştürdüğün hem onunla bir gün buluşacağına dair... İnancım. İnancın hem de diğer çocuklara dokunabileceğine dair umudum var. Çok kıymetli. Bazen sözlerin ötesindedir ifadeler. Görünüyor buradan. Bir de yas, bazen beraber susmak, bazen tam da paylaşabilmek için yasın içine birlikte girebilmek. Milyonlarca insan var, milyonlarca da yas tutma biçimi var. Sen, ben kızımı serbest bırakmış bir anneyim diyorsun. Sözün duracağı yer burası. Evet. Elif, Ece nasıl bir çocuk? Ece çok neşeli, sakin ve çok olgun bir ruhtu. Çok asil bir ruhu vardı, yani büyük bir ruhtu. Onu hissediyordum. O hastalığını, göğüsleyişi, o saçları çok uzundu Ece'nin. Ve bütün anneler arardı beni, ya şu Ece'nin saçlarını bir kessene, bizimkiler uzatmak istiyor, dolanıyor mala. Ben kesmiyorum, bu benim çocuğum, ben saçımı uzatmak istiyorum. Ece istemediği sürece de kesmiyorum. Kemoterapiyle bir o kalçadaki saçların tek tek o düşüşü ve onları o toplayışım hala gözümün önünde. Yani hissettirmemeye çalışmak, onları toparlamak, o da ben üzülmeyeyim diye çabalaması. Biz aslında karşılıklı birbirimizi üzmemek için çok çabaladık. Biz 19 aylık bir savaş verdik. Bu 19 ayın içinde ben size o kadar neşeli anlar anlatabilirim ki. Huzurlu bir çocuk olarak doğdu, huzurlu bir şekilde yaşadı ve sanırım çok da huzurlu bir şekilde gitti. O yüzden hani Ece için ben burada size saatlerce Ece'yi anlatabilirim ve saatlerce konuşabilirim. O muhteşem bir çocuktu. Dünyaya bir daha gelsem 15 sene gene seninle kalacak bak deseler, ben tekrar Ece'yi isterim. Her acıya rağmen tekrar Ece gelsin derim. Bunlar da birlikte geldi. Evet. Ece'nin fotoğraflarıyla birlikte geldim. O da bize baksın. Yanımızda baksın. Olsun. Buradadır büyük bir ihtimal. Öyledir. Öyledir. Biliyorum. Bir de insan zaten anılmadığında, konuşulmadığında, hatırlanmadığında gitmez mi zaten? Varmış gibi. Hep. Hep anlarız.
Benim evde Ece'nin her şeysi bıraktığı yerde duruyor. Çünkü onlar benim kızımın anıları. Ben kızımla mesela eve girdiğimde çok huzurluyum. Biliyorum ki orada onunlayım. Ece hep benimle. Yani bir anne 9 ay karnında çocuğunu nasıl görmeden taşıyorsa, ben galiba her yıl Ece'yi kalbimde büyüterek, şimdi kalbimde taşıyorum. Eşiniz? Eşim ilk evlendiğimiz senelerde, henüz Ece yanımızda yokken. Burada bizimle beraber bu arada size eşlik etti. Onun da gözlerinin içi sizin gibi gülüyor. Ama o da belli ki bir yasın içerisinden dönüşerek geldi. Çok konuşmaz, o çok acısını içinde sakladı. Galiba yani biz mesela Ece'yi kaybettiğimizde hiç birbirimize bakamadık, hiç dokunamadık, hiç böyle hani sanki birbirimize baktığımızda büyük bir patlama olup ikimiz birden hani dokunduklarında dağılacak gibiydik. Çünkü o acıyı en iyi biz yaşıyorduk. Ve biz çünkü çok çekirdek, çok kendi halinde bir aileydik. Bir de eşimle biz çok birbirimizi severek evlendik. Çok emek verdik, çok çabaladık birbirimiz için. 19 aylık zor bir süreç geçirdik. Tabii sonuç kötü bitti bizim için. Ece'yi kaybettik. Bunun sonrasında birkaç yıllık bir hani böyle derler ya, sudan çıkmış balık gibi o misal. 2 yıldan sonra hafif hafif toparlanmaya çalıştık. Fakat 4 sene önce bu platform kurulduğunda yaşadığımız acılardan dolayı Elif'in tekrardan onkoloji koridorlarında olmasını istemedik. Fakat kendisi şöyle bir şey söyledi hep. Ece gitti, biz kaldıysak bir şeyler yapmalıyız, bir faydamız olmalı. Benim sende Ece'yi en çok gördüğüm fotoğraf. Evet, çünkü çok çok seviyorum. Bir de neye üzülmüştüm biliyor musunuz Gökhan Bey? İlk Instagram'ını falan hep böyle şifre kapatırdı Ece. Gitmeden önce hepsi açıktı. Ben resim koymaya başladım. İnsanlar bana koyma resim, yapma resim. Dedim ki bir gün koyacağım resim sayısı belli. Buraya kadar. Yani şu resmin arkasında bir yıl daha yok ki ben Ece'nin resmini paylaşayım. İşte esas acı olan noktalardan biri. Bu kadarını paylaşabiliyorsunuz. Bundan sonra bunun bir 17, 18, 19, 20 yaşını paylaşamıyorsunuz. Ve onları siz sadece hayal ediyorsunuz. Yani Ece'nin çok sevdiğim arkadaşları var. Görüştüğüm, uğruyorlar Elif teyze diye gidiyorum. Sarılıyorum. Bazen onların böyle bir koklamak istiyorum. Hani belki Ece kokar mı, Ece gelir mi diye. Onlar tabii çok acılı bir kısım oluyor ve ben o kısımdan hemen hızlı bir şekilde hasta çocuklara dönüyorum. Onu da niye yapıyorum bilmiyorum. Yani belki de oradaki bir hasta çocuğu tuttuğum an tekrar Ece'yi tutuyormuşum gibi. Ya da bir şeyi onlara öğretirken kızımda eksik kaldığım bir nokta varsa bu çocukta tamamlayayım gibi. Hani benim dönüşüm hikayem böyle böyle oluyor veya hala dönüşüyorum. Yani bunun tamamlanmış hali nasıl olur onu da bilmiyorum. Yani tamamlanacak mıyım onu da bilmiyorum. Teyzemin bakış açısı gerçekten inanılmaz. İnsanlara yaklaşımı ve diğer çocuklarla, annelerle birebir iletişimi olması, onu hayata aslında biraz daha tutunmasına olanak sağladı. Bana söyler misin, onkoloji annesi olarak ne yapıyorsun? Onkoloji annesi olarak ne yapıyorum? Biz onkoloji anneleri olarak aslında bu yolculukta annelerin yanında sadece yürürlerken yer alıyoruz. Onlara bir nebzede arkadaşlık ediyoruz. Hani onların halini anlamış, bu yoldan geçmiş, virajları, takılabilecekleri yerleri, düzlükleri anlatan, bir nebze onların yanında onları anlayan biri olarak yer alıyoruz. Ama bu arada da ihtiyaç duydukları medikal destek, bez, mama, herhangi bir evlerinin ihtiyacı, çocukların ihtiyacı. Neyse, onları da gönüllülerimizle temin edip onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında kendi bünyemizde çok güzel gönüllülerimiz, çok kemik gönüllülerimiz var. Ece'yi uğurladıktan sonra çok çok zor bir süreçten geçmesine rağmen gücünü diğer çocuklardan almaya devam etti. Birçok çocuğa dokundu, anneye dokundu. Onların gücü Ece'nin varlığını hala hissettirdiği için asıl enerjisini tamamen bu koridorlardan alıyor diyebilirim. Ne görüyorum biliyor musun baktığım zaman? Böyle elinde yara bantlarıyla, sargı bezleriyle yürüyorsun sanki. Böyle bir yoldan ama bedene değil ruha şifa olsun diye. İnşallah. Bazen hani bizim ruha da yaptığımız tedavide elimizden geleni yapsak da
vedalaşabiliyoruz bedenle. Ama diğer taraftan o gerçeği de kabul ederek ben elimden geleni yapmak istiyorum diyorsun ya. Senin dönüştürdüğün şeyin önünde eğilmek benim şu an yapmak istediğim şey. Çok teşekkür ederim. Bu umuda eşlik gibi bir şey. Onkoloji annelerini takip edin. Elif'i takip edin. Gönüllü teşekkür olalım ederim. Sana. Çok elimizden ederim. Ne geliyorsa. Bak burası güvenli ev. Evet. Bugün buradan gideceksin ama ara beni, ekibi. Sizden şöyle bir isteğim vardı. Bir şeyler yapabilirim. Hep birlikte. Ekibiniz harika. Çok kıymetliler. Hı-hı. Ben dilerim ki hiç kimsenin yolu bir hastalıktan geçmesin. Ama maalesef ki bu hayatın içinde birçok insan hastalıktan da geçiyor. Birçok insan birçok sevdiğini de kaybediyor. Ama kayıplarımızı kayıp gözüyle bakmayacağız. Onları hep var olduklarını bilerek, onların adını yaşatarak layığıyla devam edeceğiz bu hayata. Bu süreçte sadece ben değil onkoloji anneleri olarak, diğer platformlarla da beraber böyle el ele tutuşup paslaşa paslaşa gidiyoruz. Çünkü kim neye ve kime dokunursa bizim için çok kıymetli. İnanın hayat çok ufak tefek şeylere takılmayacak kadar kıymetli ve güzel. Evlatlarınıza çok sarılın, evlatlarınızı çok sevin ve onları ufak tefek şeyler için ne olur incitmeyin. Onlar çok kıymetliler ve hayata bizim için gelip bize aslında bu yolculuğumuzda eşlik etmek için yanımızdalar ve galiba biz çocuklarımızdan çok şey öğreneceğiz. Ama iyi insanlar yetiştirmek, her şeyden önce insan olabilmeyi becerebilecek insanlar yetiştirmek için vicdanlı insanlar yetiştirmek lazım. Ben kendi adıma bir anne olarak çok vicdanlı bir çocuk yetiştirmiştim. Çok insandı, çok vicdanlıydı, çok kıymetliydi ve benim için hep öyle, hep var. Şurada, yanımızda her saniye ve eminim ki birçok kardeşi için, birçok bu yolculuğa başlayacak arkadaşları için orada bize destek oluyor. Onun da görevi öyle. Ben de burada bunu yapabiliyorum. Yaptığın her şey için, yanımıza geldiğin için, paylaş benimle de bizimle paylaştığın için. Çok teşekkür ederim. Bizim günlerimizdeki o günlük konuklarımızdan biri olarak ama sana ayrılan zamanın çok ötesinde bir duygu paylaştığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız hocam. Elif Soydamal bugün yanımızdaydı. Bugünün konuğuydu. Bir parça umut olsun, nefes olsun istedik. Çünkü bazen yaşadığımız acıyı, kaybı, yası hayatımızın içerisinde biz baş köşede tutmaya devam ediyoruz. Bazen bizim o kaybın acısına ve yasına da ihtiyacımız oluyor. Dönüşebilmek için, hatırlamak için. Çünkü bu hayattan sevdiklerimiz gitmiş olsa bile biliyorsunuz ki hatırlamak bir buluşma biçimidir. Elif Ece ile buluşmaya, onun yanında olmaya devam ediyor. Ama acısını olduğu gibi bir köşede bırakmıyor. O acıyı alıp başka çocukların hayatlarına şifa ve umut olarak dönüştürüyor. Bugün Paylaş Benimle evinde çok iyi tanıdığımız bir konuğumuz var. Mehmet Ali Erbil. Komutanım eğer izin verirseniz şuraya yığılabilir miyim? Tabii lütfen. Ne yaptınız siz Fatoş Hanım? Kim bilir kaç pound gitmiştir bu ufacık adama. Mehmet Ali Erbil hayatımızın her döneminde aslında yanımızdaydı. Bazen bir tiyatro sahnesinde, bazen beyaz perdede bir sinema filminde, bazen de televizyon ekranlarında, ekranın arkasında değil ama tam da ailemizin içerisinde bir figür oldu yıllarca. Çok fazla kahkahamızda aslında onun rolü ve payı var. Size bütün Fatih selamlarını getirdim. Aleyküm selam. Mersin'e de selam var Mehmet Ali Bey. Size sorun olmadı hanımefendi. Maşallah ne burcusun? Aslan burcuyum. Ha çok uğursuz olurlar. Yok şanslı olurlar. Mehmet Ali Erbil yıllarca zirvede kaldıktan sonra aslında onun o zirve dönemlerinde bize hiç bahsetmediği bir hastalığı yaşadığını öğrendik biz. Tam 20 yıldır kaçış sendromu isimli bir hastalıkla beraber birçok geçişten, birçok dönemden geçtiğini anlattı yakın zamanda. Bundan 2 yıl önce Türkiye'nin yıldızı olan bu şovmenin düştüğü haberini aldık. Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ve sonra 265 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kaldığı dönemde ondan iyi haberler bekledik. Mehmet Ali Erbil'in bugün hayat hikayesini konuşacağız. Sevgiyi alamadım dediği çocukluğunu,
Belki bambaşka hayaller kurarken ailesinin dışında kalmak zorunda oluşuyla beraber girdiği konservatuar, televizyon dünyasıyla tanışmasını, yıllarca ekranda kalışını, evliliklerini, çocuklarını, hayatının tüm kırılma noktalarını konuşacağız. Hastane sürecinden sonra ilk kez bir televizyon programında samimiyetle bize hastalığını ve bu dönem neler hissettiğini anlatmak istediğini söyledi. Paylaş Benimle evinin salonunda Mehmet Ali Erbil'le birlikteyiz. Paylaş Benimle evinde yeni bir günde yan yanayız. Bir hayata dönüp bakalım. Hayat aslında çoğumuz için bir mücadele. İnişlerimiz, çıkışlarımız var. Ve gerçekten de hayatın içerisinde doyumlu, keyifli anlara ihtiyacımız var. Bizim keyifli anlarımızın sebebi olan insanlarımız var. Bir keyifli an hayatı daha başka şekilde yeniden doğurur. Bir gülümsemeyi düşünün, onca koşuşturmacanın içerisinde bize gerçekten iyi gelir. Ya da bir kahkaha aslında hayatı alır ve iyi ki yaşıyorum dediğimiz bir ana getirir. Bu keyiflerin, gülümsemelerin, kahkahaların sebebi olan insanlar ölümsüzdür aslında. Biz Mehmet Ali Erbil'le beraber kaç kuşak büyüdükçe bu anları onun sayesinde çok fazla yaşadık. Neşesini gördük, keyfini gördük. Ama hep derim, hem bir sunucu olarak, hem bir ruh sağlığı uzmanı olarak neşesini bu kadar fazla gördüğümüz insanların diğer duyguları da yoğundur. Korkuları, öfkeleri, üzüntüleri, utançları, hayat içerisindeki her anlarını konuşabilelim istediğimiz ve hayatıma gerçekten başka bir yerden eşlik etmiş olan Mehmet Ali Erbil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında bütün hayatın dönüm noktalarını beraber konuşacağız birlikte. Ama önce şeyi sorarak başlayayım. Bugünlerde nasılsın? İyiyim. Yani çok büyük hastalıklar geçirdim. Yani kıyısından döndük diyebilirim. 2020 yılının mucize hastası diye beni adlandırdılar hastanede. Kız kardeşim de dahil olmak üzere. O da doktor olduğu için. Yani 2020 yılının mucize hastasıydım. Düştükten sonra tabii ki biz akıl edemedik. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Hemen beni aldılar banyodan. Yatak odasındaki koltuğun üzerine yatırdılar. Aslında hiç öyle bir şey yapmamaları gerekiyor. Yani tamamen ambulansı beklemeleri gerekiyormuş. Öyle olunca da kaburgalarım önce ciğerime battı. Ciğerlerimi parçaladı. Sonra onun ameliyatını oldular. Bir günde bakın. Hepsi bir günde oluyor. O geçti. Bu sefer böbreklerime değdi şeyler, kaburgalar. Göbreklerimi ameliyat ettiler. O bitti, yine devam ediyor. Hala bu sefer pankreası deldi. Ondan sonra 9 aylık bir yoğun bakım süreci. Sonra tabii 9 ay yatınca bütün kaslarım zayıfladı, eridi. Yürüyemedim. Şimdi işte birazcık fizik tedaviyle yani ayağa kalkabiliyorum, kendim yürüyebiliyorum az da olsa paytak paytak falan. Ama denge sorunu var tabii ki. Çok kolay bir şey değil. Sol ayağımda daha hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Yani sevenlerime, çocuklarıma beni bağışladı. Yoksa hiç çok zor bir şey. Biraz özellikle o süreçten çıkışı da, o hastaneden çıkışı da konuşalım istiyorum bugün ama bir hayata da genel bakalım istiyorum. Hayatın dönemleri var. Mesela şimdi 60'lı yaşlar var. 60'lı yaşlardan hayata bakmak. 60'lı yaşlar nasılmış? Ben hiç yaş sorunum olmadı benim hayatım boyunca. Yani ben 13 yaşında da olgunduğum, 60 yaşında olduğum gibiydim. 13 yaşında Yes No ile turist gezdirirdim İstanbul'da. Yani o yüzden o zamanlar da olgundum. Bütün benim arkadaşlarım benden en az 10 yaş büyüktüler. Bir de bütün bunların yanı sıra bir konservatuar eğitimi var 5 yıl. O da hayatımın dönüm noktası. Çok vardır mutlaka hayatın dersi ama belki hepimize de rehber olur. Bu hayat sana en çok ne öğretti? Ne öğretti? Kendim olmayı öğrendim, duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim. Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. En önemli prensibim oydu. Hiç virgüllerim olmadı. Bir de öyle tuhaf bir tarafım var. Hep yani noktayı koyana kadar devam ettim. Ne olursa olsun. Bir gün sonunda evde yemekler hazırlandığında, okuldan geldiğimizde, işten geldiğimizde
temel bir alışkanlığımız oldu. Sabah ekrandayken de öyle oldu, akşam ekrandayken de öyle oldu hayat boyunca. Bu kadar çok sevilmiş bir adamın sevilmemekten korkarım demesine bir takıldım ben. Ne demek istiyorsun? O sevgiyi kaybetmek, yitirmek çok değerli bir şey yani o sevgi. Ondan çok korkardım. Bir de şöyle düşünürdüm, başıma geldi. Dedim ki hani filmlerde olur ya böyle hastalanayım, çok hastalanayım böyle. İnsanlar gelsin, hastanenin önünde biriksinler beni, sevgilerini göstersinler. Nitekim öyle oldu. Ve dedim ki sonra iyileşeyim, onlara balkondan bir balkon konuşması yapayım. Öyle düşünüyordum ve nitekim öyle oldu. Balkona çıktım, herkese iyiyim ben dedim. Yani bunu düşünürken başıma geldi. Biraz o ölümü görüp hayata geri dönmek gibi. Ölümü çok enteresan. Ben hiç yakınından yaşamadım. Yani ölürsem öyle bir korkum da, endişem de yoktu. Ne olursa olsun her şey Allah'tan geliyor. Ama benim yanımdakiler çok üzüldü. Benim halimi görenler, ben çünkü yoğun bakımda olduğum için uyuyordum, göremiyordum hiçbir şeyin farkında değildim. Yani benden çok onlar üzüldü. İyi ki yanımızdasın, iyi ki hayattasın. Sağ olun. Ve aslında bizim için Mehmet Ali Bey, bütün bu sektör için Erbil, özellikle bazı hayatımızdaki birçok insan için gülme, sevinme, hayatla ilgili yeniden enerji bulma nedenimiz olan bu adam. Bizim gördüğümüzün arkasında da ne, bu hayatı nasıl yaşadı beraber bakalım istiyoruz. Bakmaya da başlayalım bence. Hadi bakalım. Senin hayatınla ilgili görüntülerimiz var. Hepimizin bir yolculuğu var bu hayatta. Bazen adımlarımızı yere sağlam bastığımız, bazen yaşadıklarımızda yara bere içinde kaldığımız. Bugün Paylaş Benimle evinde Mehmet Ali Erbil'in bu hayattaki yolculuğuna eşlik edeceğiz. 1957 yılında hikayesi İstanbul'da başlar. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Saadettin Erbil ve Yurdagül Eke'nin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk dönemlerinden bahsederken en çok 4 yaşında anne ve babasının ayrılık karesinden çıkamadığını anlatır. Bir de Osmanlı terbiyesiyle büyüyen babasından göremediği sevgiyi asla unutamaz. Bu ayrılıktan sonra Mehmet Ali babaannesiyle devam eder büyümeye. Yol arkadaşı, abisi Mustafa Erbil olur. Başka türlü bir çocukluktur onunki. Kendisine has bir dünyası vardı. Bizim sokaklarda. Sokaklarda Hacivat Karagöz gösterileri hazırladığı, Sarıyer Taksim minibüs hattında büyük bir mutlulukla muavin olduğu, çat pat İngilizcesiyle turistlere rehberlik yaptığı bir dünya. Mehmet Ali Bey babamın yanında minibüsünde çalışmış bir dönem. Babam derdi ki oldu mu minibüs full doluyormuş. Herkes özellikle Mehmet Ali'nin olduğu minibüse binmek istermiş ama Taksim'den Sarıyer'e gelirken vur patlasın, çal oynasın geliyorlarmış yani. Makara gırla. Fakat yaşadığı ailevi sorunlar henüz 14 yaşındayken aile özlemiyle Mehmet Ali'yi baş başa bırakır. Ailenin isteğiyle 14 yaşında abisiyle birlikte konservatuvar sınavlarına girer. Ve üstün yeteneği sayesinde yaşı tutmasa da Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kazanır. Aslında hayali hariciyeci olmaktır. Ancak parlak öğrencilik hayatında henüz 17 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer'in başrol olarak seçtiği Küheylan oyunuyla ilk ödülünü kazanır. Yıllar sonra göreceğimiz Mali'nin başarı hikayesi bu ödülle şekillenmeye başlar. Tiyatroyla başladığı kariyeri bugün sayısız film, dizi, dublaj ve programla devam eder. Bugün Paylaş Benimle evinde Mehmet Ali Erbil'in çocukluğunu, gençliğini ve onu usta bir oyuncu yapan Mali'nin özünü konuşacağız. Bütün hayat hikayesinde birçok dönüm noktası var ama biz beraber istiyorum ki bir en başa dönelim. Şöyle biraz fotoğraflar gözünün önüne gelsin de istiyorum. 1957 ve o ilk çocukluk sonrasında. İlk çocuklukta çocukluğa ait ilk hatırladığın anıları soracağım doğduğun evde. Cumbalı bir eski İstanbul eviydi. Hepimiz orada doğmuştuk. Ondan sonra oradan annem babam ayrılınca Sarıyer'deydi dedemin evi rahmetli. Onun evine gidişimizi hatırlıyorum. Taksiye bindik. Kucağımda oyuncak piyano vardı. Onu mesela 4 yaşında mıydım neydim hiç unutamıyorum. Şeyi de unutamıyorum mesela. Annemle babamın annesi hiç anlaşamazlardı. Kaynana ya.
Ama kaynana bizi çok severdi, babaannem, rahmetli babaannem. Bizim için ölürdü yani, böyle bir hastaydı. Bir gün amcam eve gelirken muz getirmeyi unutmuş diye gitti, kendini denize attı. O kadar. O kadar ya, böyle bir kadındı, Allah rahmet eylesin. Bizi o büyüttü sayılır. Yazları onun yanına gelirdik. Ben konservatuvarda Ankara'da olduğum için bütün tatillerde onun yanındaydık. Evet, bir annenin babanın çocuğa karşı davranışı, sevgisi, duygusu önemli ama çocuk hayatı anne ve babasının ilişkisinden de öğreniyor. Tabii. Anne baba ilişkisini en erken dönemde nasıl hatırlıyorsun sen? Hiç hatırlamıyorum desem yeri olur. Gerçekten. Yani bir tek sünnetimizde hatırlıyorum. Kız kardeşimiz vardı bizim. Baba bir, anne ayrı. Onunla yataktayız. Biz sünnet olmuşuz. O da yanımızda yatıyor. Bir tek ilişkimiz annemle babamın o arada, yani bir araya geldiklerini hatırlıyorum. Ondan önceki süreçte o bizim doğduğumuz evde hiç anne babayı hatırlamıyorum. Bir de zaten sevgi göremedik pek babamdan, eski İstanbul beyefendisi diye onlar göstermezlerdi sevgilerini. Hiç daha kucağına aldığını hatırlamam babamın. Zaten mesela bacak bacak üstüne 45 yaşına geldim, koca adamdı, daha yaşıyordu rahmetli. 45 yaşında bile bacak bacak üstüne atamazdım. Öyle bir terbiye görmüştük biz yani. Ve annem de bize öyle öğretmişti. Babamla ayrı olduğu halde, ayrıldıkları halde baba diyemezdik babama. Babacım derdik. Ne enteresan bir şey ya, babacım. Peki hiç, hani evet, belki daha net İstanbul beyefendisi bir adam. Otoritesi de öyle anladığım çok kadarıyla. Çok sertti, çok. Ama olur ya bazen işte, ne bileyim, bir bağ kurma yolu bulunur. Bir bağ şöyleydi. Bizim evin sokağın köşesinden ıslığı vardı babamın rahmetli. O ıslığı çaldı mı hazır ola girerdik hepimiz. Böyle bir ıslığı vardı. Onu duyduk mu biz hazır olduk, beklerdik böyle babam geliyor diye. Anneyle ilişki nasıl o dönem? Annemle başlarda iyiydi tabii ki. Annem babam evliyken iyiydi. Annemi hatırlıyorum, o dönemler bize sevgi gösterirdi. Bizim için gerçekten de canla başla böyle her şeyin üstesinden gelmeye çalışırdı. Sonra ondan sonra birazcık tabii ki genç bir kadındı. Çok genç yaşta dul kaldı. Ankara'ya gittik. Benim teyzem Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale öğrencisiydi. Teyzem işte yıllar geçiyor, mezun oluyor. Mezun olunca annemle birlikte biz onun yanına gidiyoruz. Orada birlikte yaşamaya başlıyoruz. Annem orada kendinden işte 10 yaş küçük bir doktorla tanışıyor. Doktorla evleniyor. Doktorla evlendikten sonra her şey tersine dönüyor. Diyorum ki aşık oldu, işte genç yaşta dul kaldı. Babamdan göremediği sevgiyi, ilgiyi ona gördü. Gerçekten de ondan gördü. Adamın ölene kadar, rahmetli olana kadar yan gözle hiçbir kadına baktığını görmedim. Ama gel gör ki bizi çok ezdirdi annem o adama. Annem de, annemi de çok sevdiği için tabii ki kıskanıyordu. Biz de büyüdük. Birdenbire tabii batmaya başladık rahmetliye. O yüzden de evde istememeye başladı bizi. Yani baskı yapıyor. Ben küçücük çocuğum mesela. 10 yaşındayım, sokağa çıkarmıyor oynamaya arkadaşlarımla filan, bu tip, bunun gibi şeyler. Peki evin içerisinde belli ki anneye çok aşık. Sana ve kardeşlere iyi zamanları ya da güzel davrandığı anlar var mı? Güzel davrandığı anlar pek yoktu, ayıptır söylemesi. Bir kere doktor olduğu halde ben sarılık geçirdim Ankara'da, beni Mamak mı, uzak bir yerlere böyle şeye götürdü. O zamanlar böyle kesiyorlardı böyle sarılıkta. Buradan kesiyorlardı, kan dökülsün de bilmem ne oldu. Oraya götürmüştü beni, onu çok iyi hatırlıyorum. Onun dışında yani sevgi mevki tabii ki yoktu yani. Babam sevmiyordu, o adam nasıl sevsin? Ya gülüyorsun ya söylerken, hani nasıl bir duyguyla gülümsüyorsun? Yani neler gördün? Artık gelmiş geçmiş, hiçbir zaman kin gütmedim. Her zaman yani yanlarında olduğum, ya elimden geldiğince maddi manevi yardımcı olduğum. O yüzden de vicdanımı çok rahat hissediyorum ama çok çok üzdüler yani, bir evlat olarak annem çok üzdü.
ve içimdeki sevgiyi boşalttı. O çok zor bir şey yani bir çocuk için. 14 yaşında yatılı okula girdim. O da şeyden dolayı tiyatro aşkıyla falan girmedim. Yatılı okul diye girdim. Hani bu çocuk ne olacak, ortada kalacak bilmem ne. Babasının yanında üvey anne var, orada olmayacak. Bir yatılı okul arayışına döndüler. Yatılı okula girdim dediğin yer artık evden gönderilmek gibi mi? Evet, evet, evet. Senin kurtulmak istemen, gitmen gibi değil. Benim öyle bir bilincim yoktu yok yani. Zaten. 14 yaşında daha Teksasçılık oynuyordum yani. Şeyde okula girdiğimde bile herkes söyler, bütün arkadaşlarım. Selçuk Yöntem'den tut Derya Baykal'a, Zuhal Olcay'a. Hepsi onu anlatır. Çocuk gibi girdim. 16 yaşından küçük almıyorlardı çünkü konservatuara. Ve 14 yaşında küçücük bir çocuğum yani. Ne yapacağımı bilemiyorum daha. Koca koca adamlar, üniversiteden gelmiş hepsi. Sınıf arkadaşlarım. Ben onların arasında ve en kötüsü o güne kadar çamaşır mamaşırı yıkamayı falan da bilmiyorum. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam. Ne demekse. Ona yıllardır anlam veremiyorum. Bir komşumuz vardı, ona deterjan alırdım ben. Komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Öbür hafta sonu alırdım, tekrar okula dönerdim. Hani bütün bu hikayeye rağmen artık kendini büyütmüş bir adam oturuyor karşımda ama... Hani bir çocuğu büyütmemek ya bu. Yani çocuğun ergenlik dönemine geldi diye ne ihtiyaçları biter, ne sevgi arayışı biter. Ben o çocuğun duygusunu merak ettim. Yani şöyle merak ettim. Dünyayı daha tanımıyorsun ya, diyorsun ya Teksasçılık oynuyorum işte. Aslında o güne kadar da erken dönemde ilgiyi, sevgiyi vermiş bir anne var. Annede bir değişim de görüyorsun bir çocuk. Tabii canım, ister istemez görüyorsun yani. Bizi ezdirdiğini görüyorsun. En kötüsü bu. El alemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum. O çok acı bir şey yani o çocuğun üzerinde. Yıllarca bunu unutamadım ve işte içimde anne sevgisi kalmadı. Bu boşaldı yani, bomboş oldu yani. Bir çocuğun düşünebiliyor musun? Anne sevgisiz yaşaması, annesini sevmemesi ileriki yaşlarda. O çok enteresan bir şey. Mehmet Ali, hiç anne oğul bu hayatta karşı karşıya gelip o dönemle ilgili konuşmadık. Hiç karşılaşmadık, hiç böyle yüzleşmedik. Yüzleşmediniz. Sadece ben bir televizyon programında söyledim, bahsettim, küstü bana. Konuşmuyor. Yani yıllarca ben onların yanında oldum, maddi, manevi. Ve hiçbir yerde de böyle açıklamadım yani net, birebir söylemediğim halde sanki ben iftira atıyormuş gibi pozisyona geçtim. Konuşmadı benimle. Herkese de söyleyelim, tabii ki anne babalar hayatın içerisinde ayrılıklar da yaşarlar. Tabii ki bu ayrılıklar tek başına çocuk için travmatik olmayabilir. Eğer ilişkinizi sürdürebiliyorsanız anne baba. Kendi kendine verdiğin sözleri de yerine getiremiyorsun. Evet. Ben her gece söz verirdim yatılı okulda. Allah'ım ben böyle olmayacağım, bunlar gibi olmayacağım. Hiç ayrılmayacağım, çocuklarımı bırakmayacağım diye kendi kendime söz verirdim. Galiba sözü yerine getirememek de acıtıyor seni hayatta. Onun için 4 kere evlendim işte. Ben dedim çektirmeyeceğim hiç çocuklarıma, hiç ayrılmayacağım dedim eşimden. Ama olmuyor işte. O söz ne oldu da tutulmadı senin hayatında sence? Tam anlatsın. Ama yaşadıklarımdan sonra bu sözü tutmak gerçekten benim reflekslerimin dışında gerçekleşti. Yani kendime bakıyorum da yine de suçlu hissetmiyorum kendime, bakıyorum. Çünkü hiçbir eşimi de mağdur etmedim yani. Hiçbir eşime yüksek sesle bile bağırmadım. 4 eşimden hiçbirine. Sen kendi çocukluğunda belki yaşadığın eksiklikleri çocuklarına yansıtmamayı bir yol olarak seçmişsin hayatta. Onlara, ki bugün çok güzel ilişkileriniz var, onlara iyi gelmek adına. Ama kendi anne babandan kalan boşlukları evliliklere yansıtmamak çok mümkün olmamış hayatın olmadı içerisinde. Maalesef. Biraz bu dönemde özellikle çocukluğu ve bugünü fazla da sorgular görüyorum seni anlattıklarında, bu söylediklerinde. Anneme karşı içimdeki sevgi boşaldı diyorsun ya, bunun duygusu ne? Kızgın mısın? Bugün baktığında... Yok, kızgın değilim. Asla kızgın değilim. Zaten
O programa kadar hiç kızgın değildim. Yine de görüşürdük. Davet ederdim, alırdım, getirirdim. Benim evimde yaşardı. Üvey pederimi bile yani. Öyle mi? O bize çektiren adamı bile yine de getirirdim evimde. Onlara bakardım. Aylarca ben de misafir ederdim. Ve düşün, kültürlü bir adam. Yani tıp doktoru yani. Çok önemli bir şey. Buna bakmıyor demek ki yani. Hayat, yaşam, karakter. Bunlara bakmıyor. Sen büyüdün. Hayatta kuvvetli ve güçlü bir yere de geldin. Belki işte üvey baba o eve de geldi. Senin evinde. Tabii. Ama benim anladığım kadarıyla sen geriye dönüp hiç kimseye, anneye sormadığın gibi ona da. Ya ben çocuktum. 14 yaşında adamdım. Daha büyümeye çalışıyordum. Soramadım. Öyle yüzleşemedim gerçekten. Bizi çok böyle bastırdıkları için hiçbir şekilde soramadım onu. Yüzleşemedim yani. Abim de yüzleşemedi. O da çok çekti. Kendi ayaklarımızın üstünde durduk. Bu da bir şey. Tabii ki. Tabii ki. Bana bir psikolog öyle dedi. Bunlar seni dedi güçlendirdi dedi. Hiç dedi kötü düşünme dedi. Asla. Mehmet Ali, bence sadece güçlendirmek de değil aslında. Geçmişi silemiyoruz. Anılar gitmiyor hayatımızdan ama hayat dönüşmek ya. Mesela ben de bir baba olarak öyle hissediyorum bazen. Çocukken alamadıklarımızı bazen çocuğumuzun elini tutup ona verirken de duygu değişiyor. Kuşaktan kuşağa da böyle geçiyor ya hayat. O da çok güçlendiriyor meseleyi. Bir de bu kadar hani bizi çok bastırdılar diyorsun ya. Annem de bizi ezdirdi diyorsun ya. O kadar bastırılan insan biliyorsun aslında çocukken hele kendini yerin dibinde hisseder. Ama sen kendi hayatında gördüğün zirvelerle de beraber orayı dönüştürmüşsün hayat hikayende. Güçlenmek biraz da böyle bir şey. Kuru bir güç değil. Zayıflıktan gele gele güçlenmek. Bu daha kıymetli galiba. Evet. En kıymetlisi bu yani. Ben bunun farkında değildim. Bilincinde değildim gerçekten. Ama doktorlar öyle dedi. Hastalık sürecinde çok kötüydüm yani. O süreçte bir tane psikiyatr geldi ve beni rahatlatmak için işte ne içimi boşaltayım falan diye. Ben de kaç tane psikiyatra gittiysem aman dediler sen bize bir daha gelme biz seni tedavi edemeyiz dediler. Bu kadın hanımefendi geldi bana profesör. Hiç dedi sakın ha dedi öleceğim diye dedi mallarını dedi dağıtmak dedi vasiyetini yapma falan dedi. Hiç öyle şeyler yapma dedi. Sen dedi ölmeyeceksin dedi. Bak kesin bu bir hani tıp doktoru yine de psikiyatr ama yani ne cerrah ne bir şey. Kadın bunu söyledi yani beni tanıdığı için. Sana nasıl geldi duyduğunda? Ondan sonra hiç vazgeçtim vasiyetten falan. Benden sonra tufan dedim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ben bugüne kadar her şeyi yaptım çocuklarımın. Geleceklerinin hepsini garanti ettim. Bütün hanımlarımın, çocuklarımın geleceklerini garanti ettim. Bir baba oğul olarak sizin de bir hikayeniz var. Diyorsun ya kırklı yaşlarıma geldim hala karşısında bacak bacak üstüne atamazdım. Baba Türkiye'nin tarihimizin çok kıymetli oyuncularından bir tanesi Saadettin Erbil. Ve baba oğul siz çocuklukta paylaşamadıklarınız var sonra aynı setlerde bulunduğunuz zamanlar tabii, var. Tabii tabii. Allah rahmet eylesin. Ama çok düzgün bir adamdı yani gerçekten. Piyasada az bulunan bir dürüstlüğü, efendiliği vardı. Çok namusluydu. Acayip. Hayatımızda, hafızamızda çok büyük. Tabii. Çok başka. Yani bütün o Ayhan Işık'tan tut, Ekrem Bora'ya kadar hepsini rahmetli babam konuşurdu. Sevgiyi gösterme biçimi sokağa girerkenki ıslığıydı dedin. Ya. Hatırlıyor musun o ıslığı? Ve duydunuz siz çocuklar bu ıslığı. Onu duyduğumuzda hazır ola geçerdik. Korkuyla mı Mehmet Ali? Yani bir tedirginlik vardı yani. O ıslığı duyduğumuzda baba geliyor sanırdık. Hani baba geliyor sevinelim falan diye bir şey yoktu açıkçası. Değildi. Baba da çok kıymetli bir oyuncu. Senin aslında konservatuvara girme hayalin yok. Yok hiç öyle tiyatro aşkım, tiyatro sevgim falan. Hiç öyle bilinçli bir tiyatro. Ne seyircisiydim ne aşığıydım yani hiç. Baba bu anlamda o zamanlar model aldığım biri de değildi o değildi, zaman. Değildi, asla değildi. Sadece bir iki oyununa gitmiştim babamın yani. Ama seslendirmeye karşı daha çok ilgiliydim. Gittiği her seslendirmeye aşağı yukarı onun yanında giderdim, bakardım yani.
Özellikle erken çocuklukta hani çok şefkat yok ya, işte hep söylüyorsun yani kucağına alıp sevmedi hiçbir zaman. Ama sen onun yolundan gittin. Belki başta seçmeyerek oyunculuktan gittin. Mesela sahnede izlediğinde ya da beraber oynadığınız zamanlarda böyle bir göz kırpmadır bazen, ne bileyim bazen bir sırtı sıvazlamaktır. Takdir eder miydi mesela? Takdir ederdi ama tiyatroya bırakmama, istifa etmeme çok bozuldu. Çünkü ben 21 yaşında Devlet Tiyatrosu'ndan istifa ettim. Yani özel tiyatroya geçtim, işte şan tiyatrosuna, müzikallere geçtim filan. O yüzden bana kızardı, bozulurdu. Televizyonlara geçtim, şova. O yüzden aramız biraz şeydi, kırgındık yani. Bir an hatırlamanı istesem, hayatın tamamı için. İlla çocukluk olmak zorunda değil. Baba oğul böyle hafızada bir fotoğraf. İlk ne gelir aklına? Ne geliyor? Bir dergi için. O zamanın işte meşhur dergisi vardı. Hayat dergisi ya da Ses dergisi. Onun için bayramda abim, ben, babam üçlü bir röportaj, bütün bir günü alan bir röportaj çektik işte. İşte balık tutarken, işte şeye giderken, Luna Park'a giderken falan öyle bir anımız var. Yani tek hatırladığım anı bu, babamla birlikte yaşadığımız. Nasıl da hissi orada? Güzeldi, zevkli bir şeydi balık tutarken falan böyle. Ama o da bir roldü yani. Hayatımın gerçekliği değildi. Değildi yani, o da bir röportajdı yani, roldü. Belki böyle yaraları ala ala büyüdük eksikliklerle beraber ama bence burada bütün seslendiğimiz babalar için de önemli bir şey yapıyoruz. Yani bu arada sadece senin hikayen değil bu, inan bana. Hayatta daha sert durmaya çalışan, kendi babasından da sevgiyi çok görmemiş babaların çocuklarıyız çoğumuz. O yüzden de bugünün babalarına vereceğimiz birkaç cümle bile, yani sabaha kadar biz psikologlar anlatalım ama gerçek bir yaşam öyküsünde anlatılan şey kadar kıymetli hiçbir şey olamaz. Bu kuşaklar böyle değişecek. Bir hayat belgeseli gibi bu. Hem gerçek, yer yer çok keyifli, evet yer yer eksiklikler var. Hepsini konuşacağız ama belki bugünü bitirirken çok net bir şekilde yine herkes duysun diye sana şunu sorabilirim. Bütün kavramları düşündüğünde sence senin çocukluğunda en çok ne eksik? Sevgi tamamıyla. Yani hiç hissedemediğim bir duygu. O çok önemli bir şey. Yani hele tam ihtiyacın olduğu bir dönemde onu hissedememek acayip bir travma. Bir de yani belki de farkında, bilincinde de değilsin. O çok daha acı bir şey. Bilincinde olmadan onu hissetmek, yani onu yaşayamamak çok daha zor bir şey. Bilincinde değilsin dediğin çocuksun daha. Evet. Ve aslında dünyayı kendi ailen gibi zannediyorsun değil mi? Tabii canım. Peki iyi ki büyüdüğün anları hem de gözümüzün önünde. Büyümek yaşla ilgili değil biliyorsun. Hep dönüşüm. Biz de şahit olduk. Bugün çocuklarına sevgi veren, bize de güzel sevgi verdin canım. Şimdi hani ekranda dünya kadar keyfin, neşenin, kahkahanın kaynağı oldun. Hep bu dönüşümün üstünde de durmak istiyorum. Sohbet etmeye devam edelim birlikte yarın. Tamam. Uzun günler, aylar boyunca, tam 265 gün boyunca Mehmet Ali Erbil hastanede yoğun bakımdaydı. Bugün bize sevgi eksikliğiyle geçtiğini söylediği erken çocukluk dönemini, evden ayrılış hikayesini ve ilk gençliğinin başlangıcını, konservatuarla tanışacağı zamana kadar hayatının yıllarını anlattı. Biz yarın Paylaş Benimle evinde Mehmet Ali Erbil'le tekrar buluşacağız. Bize büyüme hikayesinde anlatacakları var.